Ticari amaçla alınan bir arsaya her yıl zekat gerekir mi? Her yıl zekat verilirse bunun içinde nasıl çıkılır? Yoksa satıp da parası eline geçince mi vermesi gerekir diye sormuş. Gayrimenkul dediğimiz arsa, dükkan, daire gibi yerler akar adını alıyor. Eğer gelir amacıyla elde bulunuyorsa gelir üzerine zekata tabi olabiliyor. Eğer ticari amaçla alındıysa, alıp satmak üzerimizde bulunuyorsa, satılıktır diye levha varsa bu defa ticaret malı sayılıyor. Yani raflardaki gıda maddelerine, kumaştan farkı kalmıyor. %2,5 kıymet ödeden zekata tabi oluyor. Mesela bir emlakçının ya da müteahhidin elinde 10 tane daire var, müşteri bekliyor. 10 tane dairenin zekat dönemine rastlaması durumunda acele peşin parayla satsa 200 bin lira edecek dairelerse bunlar 10 tane daire ne eder? 2 milyon eder. 2 milyon liranın zekatını vermesi gerekir bu kardeşimizin. Yani 10 tane dairenin kıymeti üzerinden acele satayım dese 200 bin liraysa dairenin tanesi %2,5 üzerine bulanın zekatını vermesi gerekir. Aradan bir yıl geçti hala satamadı. Veya 2, 3, 5'ini sattı, diğeri duruyor. Yine hala satılık levhası devam ettiği sürece bunlar ticaret malıdır. Yine zekatını vermesi gerekecektir. Yani satıldığı zaman, kıymeti yükseldiği zaman gayet memnun. Efendim satılmıyor, ağır gidiyor. Zekatını vermek bu malı tüketiyor demek doğru değil. Yani ucundan bir şekilde işlerimizi düzene sokarak zekatını vermeye çalışmamız gerekir ki bereketi olsun. Demek ki ticari amaçla alınan ve satılık çıkarılmış olan yerler her yıl zekata tabidir. Bir yıl içinde satılmasa bile ertesi yıla kalsa yine ikinci defa zekat gerekebilir. Üçüncü yıla kaldıysa üçüncü yılda zekat gerekebilir. Nitekim ticaret malları da öyle. Mesela eski yıllardan tapon mallar diyoruz onlara. Arkalarda satılmayan, geri kalan eden mallar vardır. Onların tabii kıymeti düşebilir. Ucuzlayabilir ama yeni fiyatlar üzerinden bunların %2,5 zekatı da gerekiyor. Onun gibi. Yani bir defa verdik, ondan sonra vermek gerekmez, gerekmiyor demek doğru değil. Belki bu şeylerde tarım ürünlerinde falan öşrünü veriyoruz mesela. Bir defa o mal temizlenmiş oluyor. Ondan sonra depomuzda durması falan ikinci bir zekatı gerektirmez ama bunu satıp da biz tüccarın eline geçerse bizim tarım ürünlerimiz buğday, arpa, hurma, mısır vesaire üreticinin elinden çıkıp da tüccarın eline geçtiği andan itibaren onun artık tarım ürünü olmaktan ziyade ticaret malı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Buna uruz diyoruz yani. %2,5 üzerine zekata tabi bildiğimiz gibi. Yani bütün hububat pazarlarında tarım ürünü alıp satan tüccar kardeşlerimizin elinde o mallar ticaret malıdır. %2,5 zekata tabidir. Öşrü ilk üreten kişi, tarla sahibi veya üretimi yapan kişi verecek, o konu kapanacak öşür kısmı. Ondan sonra tüccarın elinde bulunduğu dönemlerde onun zekat dönemine rastlarsa tabii. Bu kardeşimiz Ramazan'da Ramazan'a zekat veriyorsa Ramazan ayında elinde ne kadar buğday varsa, pirinç varsa, nohut varsa, fasulye varsa, kaç tonsa, kilogramsa %2,5 zekata girdi, biliniyor. Yoksa sattıktan sonra parasını, zekatını vereyim demek doğru değil ama şu var, tabii bir türlü paramız yok, denkleştiremiyoruz, çok sıkıntıdayız. Evet, malımızı satamadığımız için dardayız. Veremeyince o zaman borçlanıp verme akla gelebilir ama satıp da o paradan vereyim. Hani geçmiş yıllara ait zekat da veriliyor bildiğimiz gibi. Yani aynen namazın kazaya kalması gibi biz 10 yıl zekat vermesek, hiç zekat vermesek, veremesek neyse, 10 yıl sonra önceki yıllara ait birikmiş zekatımız varsa onu da vermemiz gerekiyor malum. Yani namazın kazası gibi zekatın kazası devam edip gidiyor. Hiç yıllarca zekat vermemişiz. 40-45 yıl geçince Allah korusun malımızın tamamı sanki fakir hakkına dönüştüğünü, %2,5, kırkta bir, yani daha doğrusu kırkta bir, verdik, 40 yılı geçti, 40
mesela mal olduğu gibi hiç üremeden elimizin altında durduğunu düşünelim. Mesela şöyle diyelim, elimizin altında ihtiyaç dışında, nisabın dışında efendim 40 bin dolar paramız var, kenarda duruyor. 40 yılda 40'ta bir, 40'ta bir ne olur? 40 yılda biter yani. Bitme noktasına doğru gider. Üretilmezse, arttırılmazsa. İşte İslam malın tükenmemesi için onun işletilmesini istiyor aslında. Kenz edilmesini, paranın hapsedilmesini, gömü yapılmasını İslam istemiyor. Neden? Kendi kendini bitirir o para. 40 yılda sıfırlanır yani. Fakir hakkı haline dönüşür. Dönüşmemesi, işletilmesi lazım. İşletilecek en az %2,5'un üzerinde gelir getirmeni ki yine üreyebilsin, çoğalabilsin. Ticaretinden söz edebilelim. En az %2,5. Onun zekatı var zaten ticaret malının. Ancak zekatını karşılayacak kadar gelir, o da makul değil. Ailemizin geçimi var. Sermayeyi büyütme hakkımız var. Servetimizi genişletme ortaya çıkmalı ve bu da %2,5'un üzerinde kar olmalı ki yapılabilsin. Tabi devir yoluyla %2,5 yıllıktan bahsediyoruz. Bir yılda birkaç devir yapılıyorsa kar %1 de olur yani. Yani Japonya'da 200-250 devir yapan firmalardan bahsediliyor. Gün, yani yılda 200'ün üzerinde devir. 2 günde bir devir. 1,5 günde bir devir yapan. Yani bir gün önce büfenize diyelim, bulduğunuz dağıtım yerine 10 ton mal getiriyorsunuz. O gün akşama kadar hepsi satılıyor. Yani yine getiriyorsun, yine satılıyor. Her gün bir devir yaptınız bakınız. 3. gün, 5. gün, 7. gün her gün bir kamyon mal getiriyorsunuz deponuza, satış yerinize. Tamamı satılıyor. Akşam üzeri hiç kalmıyor mesela. Bir günde devir yaptınız. Kar çok düşük de olsa yekün tutar. 360 günde 360 devir demektir. %1 kar etseniz 300'e katlanır dolayısıyla. Yani sürümden kazanma yoluyla büyük karlar etme imkanı da oralarda oluyor. Bazı karı düşük tutmalar yoluyla sürümden kazanan firmaları da biliyoruz.